CHP Genel Başkanı Almanya'da katıldığı belgesel galasında Afrin konuşması sırasında salondaki bir grup tarafından yuhalandı. Kılıçdaroğlu bunun üzerine konuşmasını yarıda kesti. Kılıçdaroğlu'nun Almanya programına CHP Bartın Milletvekili Ali Rıza Yalçınkaya da eşlik etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'nın Wuppertal şehrinde Nazım Hikmet'in doğumunun 116. yıl dönümü ve Nebil Özgentürk'ün 56 yıllık göçün öyküsü Bizim Hikayemiz adlı belgeselinin galasına katıldı. Kılıçdaroğlu, Afrin'le ilgili konuşması sırasında bir grup tarafından yuhalandı. Grup salonda savaşa hayır sloganları attı. Kılıçdaroğlu'nun Afrin'le ilgili sözleri üzerine Alman Sol Parti Milletvekili Gökay Akbulut ve bazı kişilerin salonu terk ettiği görüldü. CHP Bartın Milletvekili Ali Rıza Yalçınkaya, program sonrası BRT ve Almanya temsilcimiz Ali İnan'la bir süre sohbet etti. Yalçınkaya, Avrupa'daki tüm hemşerilerine ve salondaki yurttaşlara da teşekkür ederek selam gönderdi. Rıza Yalçınkaya, CHP olarak Avrupa'daki Türklerin sorunları ile yakından ilgilendiğini ifade ederek BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya'ya da desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür etti. Rıza Yalçınkaya, haftaya gerçekleştirilecek Almanya Bartınlar Derneği'nin düzenleyeceği geleneksel geceye de katılacağını söyledi. Ülkemizde yaşatacağız. Biz barışı kendi ülkemizde kökleştireceğiz. Bütün komşularımızla huzur içinde yaşayacağız. Emperyal güçlerin Orta Doğu'dan da çekilmesini istiyoruz. Emperyal güçlerin Orta Doğu'nun silahlandırılmasına da karşıyız. Orta Doğu'da akan her kan bizim kanımızdır. Her gözyaşı bizim gözyaşımızdır. Artık gerçekleri hep beraber haykırmak zorundayız. Hep beraber dile getirmek zorundayız. Ama Türkiye'ye geldiğinizde de yakınlarınıza ve akrabalarınıza söyleyin. Orada da hakkı, hukuku ve adaleti sağlayan partilere oy versinler. Elbette ki büyük sorunlarımız var. Büyük acılar yaşıyoruz.